Evet. Tamam. Evet. Ee, kim gelir derken who comes to the meeting mesela. Who comes to the meeting? Kim gelir? Burada diyor ki do ve does kullanmaya gerek kalmıyor. Çünkü kim gelir diyorsun. Hani direkt söylediğin için burada do Does'a gerek kalmıyor. Böyle bir yapıyla karşılaştığınızda geniş zaman olduğunu bilin diye söylemiş. Ya da aklına ne gelir diye söyleyeceğim mesela? What comes to mind? akla ne gelir gibi söyleyebilirsiniz. Burada da Duda'za do, gerek kalmıyor. Gelelim şimdiki zamana. Şimdiki zamanın yapısını biliyorsunuz zaten değil mi? Ayda M. He, she, it, de, is. You, we, they de ise are kullanılıyor. Şimdi mesela sen geliyor musun diye soru sorarken nasıl diyeceğim bakalım. Birlikte. Are you coming? Geliyor musun diye söyledim. Şöyle yapayım. Bir yere almam lazım beyaz bir yere. Evet, sen geliyor musun diye sordum. ben geliyorum derken I am coming. Ya da olumsuz cümle verelim. I am not coming. Hani bunun yeni, şimdiki zaman olduğunu nereden anlayacağım? Bunun formülü nedir? Emizar artı ING. Bu. Hepsi bu kadar. Bunu görürsem eğer şimdiki hocam, zaman. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyur. Hocam you are coming olmuyor mu? Ha, burada sen geliyor musun diye sorduk. Ben geliyorum diye cevap verdik. <laughs> o yüzden. Ha, tamam. Tamam hocam. Yoksa ben gelmiyorum dedik. Başka bir Ama burada nereden anlayacağım? Emizar artı ANC olduğunu bilirsem anlayabilirim. Peki bu nerede kullanılıyor? Bakalım. Hani bu he is coming, işte she is coming, they are coming gibi cümleler kurabiliyorsunuz zaten. Şimdiki zaman olduğunu biliyorsunuz buraya bakmamıza gerek kalmadı artık cümle kuruluşuna. Direkt kullanıldığı yerlere geçelim. Nerede? Konuşma anında gözlemlediğimiz durumlarda. işte ne oluyor şu anda? Yağmur yağıyor. It is raining. Ya da bir tane otobüs geliyor. A bus is coming towards us. Bize doğru geliyor. Ya da şu sıralarda yapılan mesela. İlla şu anda değil de. Bu aralarda olan bir şey de olabilir. Mesela şu bugünlerde işte I'm reading a novel written by Yaşar Kemal. Yaşar Kemal tarafından yazılan bir roman okuyorum şu an. Bugünlerde de diyebilirsiniz. Gelecekte yaptığımız ve daha önceden planladığımız olaylarda da kullanılıyor. Bakın burası önemli işte. Hem gelecekte yaptığımız olaylarda daha önceden planladığımız olaylarda. Mesela e, ben çantamı aldım topladım ve New York'a gideceğim. Yarın uçağım var. Her şey hazır. Otelimi de ayırmışım. O zaman şöyle diyorum ben. I am going e, to New York. Neden? Çünkü her şey hazır. Bavulum yanımda. Uçak biletim hazır planlamışım her şeyi. Gideceğim. Gidiyorum yani. Ben New York'a gidiyorum diyoruz. Türkçede de bunu kullanmıyor muyuz? Mesela yarın ben New York'a gidiyorum diyebilirsin. Burada da aynı şey var. My wife is baking a pie for lunch. Bak öğle yemeğine zaten bakıyorum şimdi hazırlamış. Bütün böyle böreklerin yufkayı açmış. Ondan sonra içine peynirleri dizmiş. Artık her şey hazır. Yani bir tek pişirmesi kaldı. Her şey önceden planlı mı? Planlı. O zaman kesinlikle olacak mı? Olacak. My wife is baking a pie for lunch. Öğlen yemeğine bir tane börek pişiriyor. Anlaşıldı mı burası? Evet hocam. Evet. Başlangıç ve bitişi daha önceden belirlenmiş zaman diliminde devam eden bir olayın ortalarında. Yani şöyle bir şey. Yani bir, biz bu yıl artık mesela tam ortasındayız ve İngilizce öğreniyoruz. Hani gerçekten e, ne diyeyim sınava yönelik İngilizce öğrenmeye başladık mesela. Ve artık başlangıcı bitişi belli mi? Belli. Saat 9.50'de başladı. İşte 10.30'da bitiyor. We are learning English this year. Bu yıl sene İngilizce öğreniyoruz diye söylemiş. Peki başka nerede kullanıyorsun? Bazen şikayet duyduğunda. İşte ya daima bunu yapıyorsun ya diyoruz ya bazen Türkçe'de işte ya sonsuza kadar ya sürekli bunu yapıyorsun diye söylediğimizde. İşte dersimiz bitiyor galiba. 10, 20, 9, 50. 30 dakika bitti mi? Evet hocam. Tamam. Bir 10 dakika sonra görüşelim o zaman. Tamam mı? Tamam hocam. Görüşmek üzere.